Bodrum Futbol Kulübü'nün Galatasaray'a tek golle yenildiği maçın ardından konuşan teknik direktör Volkan Demirel, hakem kararlarına tepki gösterdi. Bodrum Futbol Kulübü'nün bir kişi eksik oynadığı maçın ardından açıklama yapan Sipahi Bodrum Futbol Kulübü teknik direktörü Volkan Demirel şunları dile getirdi. Öncelikle Bodrum Spor oyuncularını, arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Giren, çıkan, kadroda olan, tribünde olan herkes bugün inandı. Çok da iyi mücadele etti. Galatasaray takımı tartışmaya veya oynadığı oyunu konuşmaya gerek yok. Çeşitli formasyonlar oynayan hem üçlü hem dörtlü ki ilk yarı üçlü çıktılar ve ona rağmen çok iyi pozisyon aldığımızı söyleyebilirim ki Ege atılana kadar. Ege atıldıktan sonra da 10 kişi kaldığımızda 4'lüye döndüler. Ama biz yine bir 45 ile 55 yani golün geldiği dakikalarda biraz çok gömüldük. Ama eksik kalmamız ve hakikaten yoğun baskıya karşı biraz maruz kaldık ve gol dedik. Ama ondan sonrasında yaptığımız değişikliklerle yine pozisyonları bulan, Galatasaray'ın da bulmuş olduğu pozisyonlar ama normal. Bugün 11-10 gözükse de 4. hakemi saymıyorum, 14-10 oynadılar. O yüzden tebrik ediyorum Galatasaray takımını. 11-10 oynadıkları oyun için tebrik ediyorum. Hakemleri ayrıca tebrik edeceğim. Oraya geleceğim. Şimdi her şeyi anlıyorum. Ama benim önümde yan hakemle beraber aynı yere baktığımız yerde topun çıkmasını anlamıyorum. Top çünkü çıkmadı ve Sefer'in önüne doğru bir top atıldı. Sefer belki pozisyonuna devam ettirecek, ettiremeyecek bilmiyorum. Yaşanmamış bir şey çünkü. Ama burada VAR var. Başka bir şey var. Veya diyoruz ki Türk futbolunda niye oyuncu gelişmiyor? 19 yaşındaki bir çocuk ilk faulünde ilk sarı kart, ikinci faulünde de ikinci sarı kart yiyor. Ben niyete bakarım. Niyet nedir? Ege'nin elleri havada açık. İlk pozisyonda zaten ilk faulünde vermiş sarı kartı. Ama işte futbolu bilmek, futbolun kurallarını, ortamını, hissiyatını hissetmek gerekiyor. Ben Futbol Federasyonu Başkanımızdan da, MYK Başkanımızdan da lütfen futbolu bilenlerin yönetmesini rica ediyorum. Çünkü yazık günah biz burada emek harcadık. Bu çocuklar burada bugün hiç olmazsa 11-11 mücadele etselerdi de yine yenilselerdi. Ben yine tebrik ederdim. Ama bugün haksız demiyorum kırmızı kartı ama taç pozisyondaki olay tamamen benim bugünkü veya hakemlerin bugünkü niyetini bana belli etmiştir. Öte yandan Sipahi Bodrum Futbol Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve basın sözcüsü Onur Talay da bir açıklama yaptı. Talay şunları dile getirdi. Bu akşam için konuşmak gerekirse gayet korakor, dişe diş bir mücadele vardı. Kırmızı karta kadar herkes bütün oyun dengeli bir şekilde devam ediyordu. Ama ancak kırmızı kart neticesinde maalesef oyunun rengi biraz bizim aleyhimize değişti. Rakibimizi tebrik ediyorum. Haklı bir galibiyet aldılar bu noktada. Ama benim dikkatini çekmek istediğim bir diğer nokta var. Özellikle takdir hakları noktasında 12 haftadır, 13 haftadır ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Hem iç saha maçlarımızda hem dış saha maçlarımızda maalesef tüm takdir hakları rakiplerimizin lehine kullanılıyor. Bu noktaya ben bir dikkati çekmek istiyorum. Tabii hakem arkadaşlarımız işi de çok zor. Mümkün olduğu kadar adaletli bir şekilde yönetim gösterme gayreti içerisindeler. Ama takdir edersiniz ki kamuoyunun takdirine bırakıyorum bunu ama maçları tekrar izlediğimizde özellikle takdir hakları noktasında ciddi canımız yanıyor. Bu noktada ilgili arkadaşlarımız, ilgili federasyondaki kişiler eminim gerekli adımları atarak daha adaletli bir yönetim gösterilmesi noktasında adımları atacaklardır diye umut ediyorum. Bundan sonrasında yani genç arkadaşlarımı oyun için, mücadele için tebrik ediyorum. Yeni kurulmuş bir takımız. Yani 4 senede 3 lig atlamış bir takımdan bahsediyoruz. Ciddi bir yatırım yapıyoruz. Bir ilçe takımıyız. Yatırımlarımız da devam edecek. Yani bu noktada takımı iyileştirme yönünde Volkan hocamızın vereceği direktifler noktasında yeni transferler de aramıza katılacak. Ama elbette oyun sahada oynanıyor ve bu sahada oynanan oyun neticesinde de bir adaletli yönetim olmadığı takdirde, takdir hakları neticesinde bir adaletli oyun olmadığı takdirde bu tip sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bu bugünün bahanesi değil. Yani kırmızı karttır vesairedir. Ben bunu bir bahane olarak sunmuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama bu noktaya tüm arkadaşlarımın ve tüm futbolcu arkadaşlarımın emeklerini boşa çıkartılacak bir yönetim sergilendiğinde de bu kadar emek boşa gidiyor. Talay maçta Ege Bilsel'e verilen kırmızı kartın doğru olduğunu savundu.